Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bugün sizlere aile dayanıklı ABD göçmen vizeleri hakkında bilgi vermek için karşınızdayım. Göçmenlik kanununa göre aile dayanıklı vizeler iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi birinci derece akrabalar ve ikincisi ise aile birleşiminden dolayı göçmen vizesi alabilecek grup ya da kişiler. Öncelikle bu iki kategoriden de ilerlerken ilk yapılması gereken şeylerden bir tanesi ABD'de bulunan göçmenlik ofisine göçmenlik vizesi için ön başvuru yapmak. Başvurunun ismi de 130 başvurusu denilmektedir ve bu şekilde kişi adımlarını atmaktadır. Tabii öncelikle başvurunuz USCIS'in ya da Amerika'daki göçmenlik ofisinin bölge ofisi tarafından değerlendirilecek ve onaylanacaktır. Eğer başvurunuz onaylanırsa bu onay belgenizin aslı ulusal vize merkezine gönderilecektir Amerika'da bulunan. Bu ulusal vize merkezi sizin için gönderilen başvuruyu eline ulaştıktan sonra da hemen size bir vize numarası varsa sizinle irtibata geçip gerekli nelere ihtiyaç duyduğuna dair size isteyenlerin bir listesini gönderecektir. Bazı göçmen vize kategorileri sayıca sınırlı olabilir. Bu sebeple başvurunuz onaylandıktan sonra hemen bir vize numarası hazır olmayabilir. Bu noktada size vize numarası hazır olana kadar beklemeniz gerekecektir ve hazır olduktan sonra vize merkezi size gerekli nelere ihtiyaç duyulduğuna dair bir listeyi gönderecektir. Tabii dosyanız Ankara'ya gönderildiği zaman bu vize merkezi tarafından bir randevu mektubu alacaksınız ve sizin ve tüm aile bireylerinizin pasaportları ABD'ye giriş yapacağınız tarihten itibaren 6 ay geçerli olması gerekmektedir. Bu pasaportlarla beraber başvurunuzu konsolosluk hazırlığına geçmeniz mümkün hale gelir. Tabii tüm göçmen adayların belirli sağlık yoklamalarından geçmeleri gerekmektedir. Bu sağlık yoklaması onaylanmış doktorlar tarafından yapılmaktadır. Başvuru sahibi ve vize alacak tüm aile bireyleri görüşme gününde başvuru belgelerinin asıllarını getirmelidirler. Örnek nedir? Pasaporttur, evlilik cüzdanıdır. Bunları yanında bulundurmalarında fayda vardır. Tabii kişi başvurusunu yaptıktan sonra herhangi bir eksik evrağı olup olmadığı Büyükelçilik tarafından kendisine bildirilecektir. Eğer vizeniz onaylandıysa vize paketiniz ve pasaportunuz şahsen teslim almanız için seçmiş olduğunuz PTT şubesine gönderilecektir. Eğer eksik evraklarınız varsa ya da idari işlemler gerekliyse göçmen vizesi için başvuru yapan herkes idari işlemlere tabi olabilmektedir. ABD göçmen vizeleri hakkında sorularınız olursa ve ofisimizle irtibata geçmek isterseniz telefon numaramız 212-245-7070, e-mail adresimiz info@omenlaw.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.